Resulina salavat. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Bu dersi bir talep üzerine inşallah yapacağız, okuyacağız. Üstad Hazretlerinin istikbale yönelik gelecekle ilgili düşünceleri, kanaatleri, basirete taalluk eden müjdeleri var. Muazzez Üstadımız sadece imani konuda değil, bütün meselelerde rüştünü ispat etmiş, kendi ifadesine binaen ahi zamanda gelecek diyor o mühim olan zatın, zat-ı nuraninin dört alemde hem içtihadı hem de icraatı olacak diye buyuruyor. Diyanet aleminde diyor, saltanat aleminde, cihat aleminde ve siyaset aleminde hem içtihadı hem de icraatı olacak diyor. Diğer müceddidler ve müştehitler, başkumandanları olan o zat-ı nuraninin bir kısım vazifelerini ifa etmek için tavzif edilmişlerdir diyor. Mesela siyaset aleminde Mehdi Abbasi gelmiş. Veya ehli vukufun ifadesine göre Osman Bey bir siyaset aleminde müştehittir. Yavuz'tan Selim Han siyaset aleminde bir müştehittir. Bu anlamda Cenab-ı Hak o alemde ona müsait ve müstahit muvazzaf insanlar göndermiş. Bu alemi nizama ve düzene sokmuş. Diyanet aleminde diyor, Diyanet aleminde Abdülkadir Geylani, Kavs-ı Azam, Kuddise Sırruhu, Şah-ı Nakşibet, İmam-ı Rabbani, 12 imam, mezhep imamları dahil, tarikat imamları da Diyanet aleminde vazife ifa etmişler. Ümmetin neresi nasıl sarsılmışsa ona müsait. O meselelerle mücehhez, donanımlı insanları Cenab-ı Hak tavzifat yaparak göndermiş. Öbür taraftan saltanat aleminde ve cihat aleminde de ayrı ayrı vazifeliler gelmiş, vazifelerini ifa etmişler. Ahir zamanda gelecek o mühim zat da diyor, bu dört alemin dördünde birden icraat yapacak. Hatta o zat onların başkumandanları makamında olacaktır diyor. Malum haliniz bir binanın neresi arızalanırsa oraya tadilat yapılır, oraya elden geçirilir. Çatısı akıyorsa çatıcı çağrılır. Tesisatında arıza varsa tesisatla ilgili vasıflı insanlar çağrılır. Boyasında dökülme varsa boyacı ustası çağrılır. Eğer duvarları değiştirilecekse o anlamda o işle mücehhez insanları çağırıp o bina elden geçirilir. Restorasyon yapanlar böyle yaparlar. Fakat bina tamamen deprem geçirmişse, binanın bütün dengeleri sarsılmış, bina ile alakalı bütün meseleler hasara uğramışsa, buna bir ehli ihtisas kifayet etmez. Bina ile ilgili ne kadar işler varsa, o işleri yapabilecek ve o donanımda meslek sahibi kullanan, vazifeyi ifa ettiren müteahhit çağrılması lazım. Ancak o binanın hakkından müteahhit gelir. Kökten, çünkü bina elden geçirilip tanzim edilmesi lazım. İşte ahir zamana kadar gelen mühim insanlar, ümmet-i Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, nereleri, hangi dengeler nasıl, ne şekilde sarsılmışsa ona münasip, o vazifeyle uygun mürşitler veya müceddidler veya muhakkikler veya ulema, alim, mürşitler gönderilerek ümmet-i Muhammed'in dengesi muhafaza edilmiş, rayından çıkan meseleler sisteme sokulmuş. Ama ahir zamanda bütün dengeler alt üst olacağından dolayı, her taraf zarar göreceği için, bu dört alemin her birinde ciddi arızalar meydana geleceği için, ahir zamanda gönderilecek zat, hepsinin bir nevi vekili, değil mi? Hepsinin özelliklerini kendinde taşıyan
bir manevi donanım sahibi dört dörtlük bir vazife üstlenerek gelecek ki bu yıkılmaya maruz kalan binayı ikame etsin, ayakta tutsun ve onarsın. Bu bir cihette Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderdiği zaman itibariyle de ona benziyor. Diğer peygamberler insanlığın neresi arızalıysa, neye ihtiyacı varsa o anlamda vazifelerle tavzif edilmişler. Maddi manevi donanımlara bakın, insanların ihtiyaçları, insanların değil mi, işte kültürleri, seviyeleri nispetinde Allah vazifeli peygamberler göndermiş aleyhisselam. Peygamber Efendimiz'e kadar aleyhissalatü vesselam 124 bin nebinin geldiğini kitaplarımız ifade ediyor. 124 bin nebi insanlığı vahşetle bedeviyetten almış memlukiyete, memlukiyetten almış esarete, esaretten ecarete yani ücretle çalıştırılır döneme, oradan da Resul-i Kibriya'nın ümmetinin liyakat kesbettiği malikiyet dönemine gelmek amacına yönelik vazifeler ifa etmişler. Ama bu arada da 600 yıl peygamber gönderilmeyen bir devir var. İşte o devirde bütün dengeler sarsılmış. İnsanlık adeta her cihette çığırından çıkmış. Her cihette çığırından çıkan insanlığı rotaya sokmak, onların Allah'la münasebetini kurmak amacına yönelik bu defa Cenab-ı Hak kader canibinden öyle bir zatı vazifelendiriyor ki o zat bütün peygamberlerin dinlerine, kitaplarına, nübüvvetlerine varis olarak geliyor. Onların bütün kitapları Kur'an-ı Kerim'de, bütün dinleri İslamiyet'te, bütün nübüvvetleri de Resul-i Kibriya'nın Aleyhisselatü Vesselam'ın nübüvvetinde tecemmu ederek, bir araya getirilerek, onların bütün meselelerine varis anlamında öyle bir zatı gönderiyor ki, o zat işte insanlığı en ekmel din, en ekmel kitap, en ekmel bir nübüvvetle bu noktaya kadar getiriyor. Peygamberlik Resul-i Kibriya Aleyhisselatü Vesselam son bulmuş. Hatem-ül Enbiya'dır. Fakat insanların tamamı her meselede %100 tarağın dişleri gibi bir araya gelemeyeceğinden dolayı Cenab-ı Hak teferruatta mürşitlere, müştehitlere veya diyelim o anlamda vasıflı insanlara vazife verip onları devreye sokuyor. Bir nevi iki cihette birbirine benziyor. İçtihai zamanda vazifeli olan şahsın gelmesinden evvel bu anlamda bütün dengeler bir cihette sarsılacağından dolayı bütün evliyaların, asfiyaların, bütün mürşitlerin ekmeli veya onların meslek ve meşrebine varis bir zat-ı nuraniyi gönderecek, insanlığa bir hediye, insanlığı sisteme tekrar sokmak için ona o vazifeleri tevdi edecektir. Şimdi cemaat toparlanıyor. Allah'ın muradı insanların kemal noktasında mükemmel olarak maddi ve manevi donanımla yaşamasıdır. Bakın murad-ı ilahi peygamberlerin aleyhisselam maddi ve manevi donanımla gönderile gönderile insanlığı nereye getirdi? Her peygamber bir elinde insanlığın maddi refahı, diğer elinde manevi huzuru için şeriatlarla, dinlerle, harikalarla geldiler. Bir iki örnek verelim. Musa aleyhisselam bir elinde Tevrat, kulla Allah arasında değil, münasebeti iyi kurma, kulun ahiretini kazanma noktasındaki donanım, bir elinde sondaj, çölde su, asasını vuruyor, su çıkarıyor, öğretiyor. İsa aleyhisselam bir elinde İncil, manevi meselelerin değil mi, mükemmel olarak insanlara aktarımına vesile olan bir kitap, diğer elinde tıp, tedavi usulleri değil mi, en mümkün hastalıklara kolaylık ihsan ediyor Cenab-ı Hak. Ölüleri dahi muvakkaten diriltme imkanını veriyor. Öbür taraftan Davud aleyhisselam bir elinde zebur, diğer elinde demiri yumuşatıyor. Demirin insanlara ne kadar faydalı olduğunu biliyoruz. Vesaire. Diğer peygamberin izamı aynı manada düşünürsek bugün toplumun geldiği bu noktaların temelleri nasıl atılmış?
yazı nasıl bulunmuş, ateş nasıl icat edilmiş, lisanlar nasıl dünyaya nasip edilmiş, kaynağını, menbaını çıkarabiliriz. Hepsi semavidir. Bizler bunları ancak geliştirmekle, yani gücümüz, kuvvetimiz ona yetiyor, onunla vazifeliyiz. Yoksa menbaını, kaynağını bulmak semavidir, Allah'a mahsustur. Bütün medeniyetin, maddi ve manevi medeniyetin harikaları, kemalatın çekirdekleri peygamberler aleyhisselam insanlara hediyeten gönderilmiştir. İşte bu insanlar kademe kademe, geliştirile geliştirile, maddi ve manevi donanımla, terbiyeden geçe geçe malikiyet dönemine intikal ettiriliyor. Malikiyet döneminde ise Cenab-ı Hak bütün insanları bir kitap, bir din, bir peygamberde tevhid ediyor. Her memlekette, her ülkede, her millette ilköğretim hocaları lise hocalarından daha fazladır. Doğru mu? Lise hocaları da üniversite hocalarından fazladır. Bu da doğru. Çünkü beşer kalitesini arttırdıkça, kültürünü arttırdıkça, medenileştikçe hoca tevhid edilebilir. 30-40 en fazla 50 kişinin başına ilk öğretimde bir hoca koyabilirsiniz. En fazla. O da geri kalmış ülkelerde. Ve ilk öğretimde. Ortaokul, lise. Gelin üniversitelerde 3000 kişinin, 5000 kişinin ders dinlediği anfiler var. Bak kalite büyüdükçe, geliştikçe, değil mi? Sınıfta büyüyor. Ders tevhid ediliyor. Hoca da birleştiriliyor yani. Siz 3000 ilköğretim çocuğunun başına bir hoca koysanız ya hoca dengeyi bozar ya çocuklara zarar verir. Böyle bir eğitim olamaz. Bu sebepten dolayı toplumun ilk dönemlerinde vahşet, ebedeviyet, memlukiyet, esadet dönemlerinde Cenab-ı Hak bol bol mürşitler göndermiş, peygamberler gönderiyor. Niye? Beşer çocukluk dönemini yaşıyor. İptidai bir dönemde hocanın bol, derslerin farklı, kültürlere göre değişik olması lazım. Ne zaman tüm insanlık bir üstattan ders almaya, bir kitaptan istifade etmeye veya bir dinden öğrenmeye yaklaştı, Allah kitabı, dini ve peygamberi tevhid etti. Bu bir yükselmedir, bu bir kalitedir, bu bir kültür meselesidir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, ahir zamanda diğer peygamberlere hizmet ifa edip toplumu bu noktaya getirdik sonra devralan en büyük, en yüce peygamberdir. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ise o malikiyet dönemine gelmiş olan beşeri alıyor, daha mükemmel hale getiriyor. Ve Cenab-ı Hak bugün ben sizin dininizi ikmal ettim dediği din İslamiyet'tir. Bak dinler için bu teminat yoktu diğer dinler için. İslamiyet için ne buyuruyor? Ben bugün sizin dininizi ikmal ettim. Bu mükemmel din, mükemmel seviye ister, kültürlü insanlar ister, mükemmel asır, mükemmel bir altyapı ister. Biz de o peygamberin aleyhissalatü vesselam ümmetiyiz. Şimdi Muazzez Üstadımız dedik ki her yerde üstattır. Sadece imani mevzularda değil, İslam aleminin, insanlık aleminin istikballe alakalı beklentileri, başlarından neler geçecek? Bu dünya nereye gidiyor? Akıbetimiz ne olacak suallerine? Muazzez Üstadımız meslek ve meşrebi icabı Allah'ın avinle inayetiyle onlara da izahlar getirmiş, müjdeler veriyor. 40. hocam bir ara şunu söylemişti. Şimdi cenaze namazı farz-ı kifayedir. Farz-ı kifaye. Herkese farz-ı kifaye. Yani bir grup tarafından o cenaze namazı halloldu mu, diğer Müslümanlar üzerinden o mesuliyet kalkıyor. Eğer hallolmazsa onlara gelen sorumluluk çok ağır ve ciddi. Farz namaz terk edilirse o kadar mesul olmazlar diyor. Üstad da onu ifade alem olarak. Şairi İslamiyet'e giren meseleler böyle. Şimdi bir grup tarafından ifa edildi mi mesuliyet bizden kalkıyor. Herkese farz-ı kifaye iken cenazeye uyana farz-ı ayın oluyor. Uydu mu kılacak o namazı? Cihat. Farz-ı kifayedir. Cepheye giden bir adama nedir? Farz-ı ayındır. Kaçamaz cepheden. Kaçtı mı hain olur. Üstad Hazretleri ümmet-i Muhammedi'yi sahili selamete çıkaran sefirin Rabbani'de çalışan kademeleriz diyor bu talebelerine. Biz bu noktada herkese diyelim
farz-ı ayın olan cihat bize farz-ı kifaye olan cihat bize farz-ı ayın olmuştur. Neden? Biz bu üstada uyumuşuz. Ahir zamanda bu imama tabi olmuşuz. Tabi olunca bize mesuliyet gelir, sorumluluk gelir. Yani üstad gibi düşünme, üstad gibi olaylara bakma, onun name hesabına kanaat ishar etme. Artık bana göre, ona göre ifadesi kalkar. Çünkü üstadı üstad kabul etme. Bediüzzaman Hazretleri'nin talebesi olma, olmak bizi mesuliyetin altına sokuyor. Sorumluluğumuzu artırıyor. Ayağımızı yerden kesemez. Mesuliyetten kurtaramaz. Çünkü onun gibi düşünüp onun gibi bakma mecburiyeti getirir olay ve hadisata. İstikballe alakalı fikrimiz, kanaatimiz nedir? Bizim fikrimiz yoktur. Risale-i Nur istikballe alakalı müjdeleri vardır. Biz dünyaya şekil veren, Orta Doğu'ya düzen vermek isteyen kafaları bilmeyiz. Diplomat değiliz. Siyasi bilgi malumatımız da yok. Zaten biz oralara yaklaştırmazlar. O noktada eksik ve noksanımız çok. Fikir kanaat etmek mahsur meydana getirir. Çünkü bilgi yok elimizde, malumat yok. Fakat murad-ı ilahi noktasında, kader canibinden, yani insanlığın istikbali noktasında onların bilmediği bazı meseleler var ki, Cenab-ı Hakk'ın lütfu ikramıyla Risale-i Nur'da bu müjdeler mevcuttur. Onlar da bunları bilmez, biz de bunları biliyoruz. Doğru, Risale-i Nur'da olan meseleleri inşallah intikal ettireceğiz. Üstad Hazretleri'nin istikbale bakışı, nazarı nedir? Yeyse hiç girmeye lüzum yok, ümitsiz olmaya lüzum yok. İstikbal mutlaka hayırlı olacaktır ve güzel olacaktır. Gelecekle ilgili veya herhangi meseleyle ilgili müsbet kanaat izhar etmek veya diyelim doğru kanaat izhar etmek için bazı özelliklerin de bilinmesi lazım. Mesela birincisi nedir? Acaba o mesele, o hadisatla ilgili Cenab-ı Hakk'ın bir hükmü, bir müjdesi, bir anayasası, bir ayeti var mıdır? Varsa her şey döner dolaşır, onunla mutabakat arz eder, mukalefet etmez. İki, bu ayeti kerime ile beraber sünnette, hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam o meseleyle ilgili bir müjdesi var mıdır? Bir haberi var mıdır? Bu da bizim için bir anayasadır. Üç, fıtratın geleneğinde, fıtratın gidişatında değil mi? Bizi teyit edecek neler vardır? Fıtratta Cenab-ı Hak sünnetul adetullah kanunlarına yorumlarımız uygun mudur, muvafık mıdır? Mazi ve müstakbelin mukayesesinde de burada da bize bir hüküm, bir kanaat çıkar. Şimdi Risale-i Nur'da ve mazide diyelim olan olay ve hadisat nasıl değerlendirilmiş? Risale-i Nur'la ilgili istikbale yönelik bir işaret, bir müjde var mı? Bunlar yukarıdan aşağı koyduğumuzda herhalde fazla bir fikir, fazla bir kanaat farklı şekilde ishar etmeye imkan kalmaz. Zaten bunlar bizim yolumuzu aydınlatır. Bunun dışındaki surete bakılan, zahire bakılan meselelerin bir değer ve kıymeti kalmıyor. İstikbalde dünyayı ne bekliyor? Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de kafirler Allah'ın nurunu ağızlarla üfleyip söndürmek isterler. Allah ise nurunu tamamlayacaktır. Onlar istemeseler de buyuruyor. Murad-ı ilahi nurunu tamamlamaya bu anlamda nazara verip bunu müjdeliyor. Bakın şimdi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üstad bunu zikrediyor. Ümit var olunuz. Şu istikbal inkılabat için en yüksek bir seda İslam'ın sadası olacaktır diyor. İki. Üç. Fıtratın yapısına baktığımızda hep mükemmele doğru gidilmiş. Genel manada. Umumi olarak baktığımızda. Hususi olarak kırılmalar, dökülmeler, şerler, tezatlar olabilir. Ama genel manada baktığımızda insanlık vahşet ve bedeviyetten malikiyete doğru gidiyor. Fen nerelere geldi? Bak din, en mükemmel din İslamiyet. En sonda geliyor. Risale-i Nur vasıtasıyla daha ince açılımlar Allah lütfetti bu millete, nasip etti. Yani insanlar hayatta, yaşamada diye maddi ve manevi donanımda mükemmele doğru giderken, hadis-i şerifler bu meseleyi teyit ederken, hükm-i ilahi, murad-ı ilahi ayetle meseleyi ortaya korken, bizim istikballe ilgili endişeye kapılmamız veya zevahire bakıp
yeise düşmemizin bir anlamı yok. İşin esas derininde Allah'ın muradı, kaderin planlaması vardır. Onlar da bunu bilmezler. Şimdi Üstad Hazretleri Osmanlı'nın son döneminde, daha sonra askıya alınıp 1908'de ikinci defa ilan edilen meşrutiyetle ilgili, hürriyetle ilgili Muazzez Üstadımızın bir şeyi var, nutku var. Onu inşallah okuyacağız. Bu nutuk aynı zamanda bugünkü İslam aleminin şu kargaşa, bu sıkıntılı haline de bir örnek, bir kapı pencere inşallah açar. Bediüzzaman Said Nursi'nin ilan-ı hürriyetin üçüncü gününde irticalen söylediği ve sonra Selanik'te hürriyet meydanında tekrar ettiği ve o zamanın gazetelerinin neşrettikleri nutkunun suretidir. Hürriyete hitap. Hürriyetten maksat o zaman meşrutiyet. Ey hürriyet-i şer'i! İlan edilen bir hürriyet-i şer'i değil. İlk defa hürriyetin çocuğu doğuyor. İlk hürriyet Osmanlı'nın işte 600 yıllık saltanat dönemi gidiyor. Avrupalıların baskısı, zorlamasıyla İttihat ve Terakki Partisi'nden işte mücadelesiyle Mahmut Şevket Paşa'nın da Selanik'ten gelip İstanbul'u zapturapt altına almasıyla ilan edilen zoraki bir hürriyet. Ismarlama bir hürriyet. Çoğunun da itiraz edip bu hürriyetten ne hayır gelip aleyhinde bulunarak dedikodusunu yaptığı bir hürriyet. Üstad bununla alakalı bu hürriyeti insanların kabul etmesi, aleyhinde bulunmaması için şarkı gezerek şarkın medreselerini, tekkelerini, zaviyelerini, ağalarını, beylerini ziyaret ederek onların suallerine cevap verip münazarat isimleri bu hürriyet hareketine atfen telif etmiştir. Hürriyete sahip çıkılmasını üstad ifade ediyor. Soruyorlar, diyorlar ki bu hürriyeti siz çok methediyorsunuz ama Kur'an'lara bakıyoruz, hürriyetin haline bakıyoruz, bu yüzden bir hayır getireceği belli değil. Meşkuk. Gene Osmanlı'nın hali ahvali daha iyi. Üstad Hazretleri buyuruyor ki onlara, ben sizin çadırınızı yandırsam diyor, külünde havaya savursam, siz geri kalandan bir çadır imal edip içerisinde tahassün edebilir misiniz? Hayır, asla edemeyiz. O zaman şahsa dahil sistemler gidiyor. Saltanatlar yıkılacak. Sadece bizim değil, dünyadan Allah bu sistemi kaldıracak. Ölenle ölmek doğru değildir. Eski hal muhal, ya yeni hal ya izmihlal, o zaman söylüyor işte. Gerçi diyor, çocuk ihtiyar gibidir. Meşrutiyet Osmanlı'nın ihtiyarlanmış haline benziyor. Osmanlı da ihtiyar, ayakta duramıyor, arızalı, dizlerinin bağı çözülmüş, ağzı burnu affedersiniz akıyor, çocuğun da akıyor. O da ayakta duramıyor, o da zavallı, onun da bakıma ihtiyacı var. Fakat siz bence çocuğun yanında yer alın. Çünkü çocuk kemale, ihtiyar zevale gidiyor diyor. İhtiyarın önünde ölüm var, kabir var, kurtuluşu yok. Murad-ı ilahi sistemi dünyada hürriyetlerle değiştirecek. Bu rüzgarın önünde kimse duramaz. Bu çocuğu siz terbiye etmez, buna sahiplenmezseniz başka kirli bir el bunu sizin aleyhinize kullanacaktır. Demokrasi olarak başlayan, meşrutiyet olarak isimlendirilen, bugünkü demokrasi dediğimiz hürriyet hareketlerine taraftar çıkmayı Muazzez Üstadımız gidip doğuyu gezip tek tek şarkın büyük insanlarını anlatıyor. Bakın burada da hitap ey hürriyeti şer'i. İlan edilen hürriyetin şeriatla bir alakası var mı? Hayır. Fakat niye hürriyeti şer'i diye hitap ediyor? Demiş ya Fatih Sultan Muhammed Han, torunu doğmuş Selim. Demişler bir torunun dünyaya geldi. Bakmış şöyle bu Yavuz torunuma ey bakasız ha demiş. Bu Yavuz şehzademe ey bakasız. Çocuk daha yeni doğmuş, ağzı burnu akıyor ama şehzade diyor. Şehzadeyle bir alakası yok o anda ama ileride bu şehzade olacak. İslam aleminin tevhidini hazırlayacak. İhtilafları bertaraf edecek. Büyük vazifeyi ifade edecek bu Yavuz Selim. Çocuk bile olsa, ağzı burnu bile aksa şehzade denebilir. Ağzı burnu akan diyelim zavallı bir hürriyet. Üstad kemal noktasına, gideceği noktaya bakıyor. Öyle başlar her şey. Mükemmel başlamaz. Değil mi? Yani
Amatörce başlar, mükemmelliğe, profesörlüğe doğru daha sonra gidilir. Her şey böyledir. Çocuk dahi, bir devlet dahi gariban gariban başlar, mükemmele doğru gider. Hürriyete de öyle bakın. Şimdi zavallıdır, garibandır. Fakat ileride bunun geleceği nokta terbiye edilir. Üzerinde durulursa, sahiplenilirse hürriyeti şer'i dediğimiz, yani İslamiyet'in tarif ettiği en güzel hürriyeti kemal noktasıyla ileride insanlar yaşayacaktır. Bununla ilgilendiğiniz müddetçe diyor. Öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sada ile çağırıyorsun ki Osmanlı gidiyor, saltanat yıkılıyor. Herkes din, devlet elden gidecek diye endişe duyuyor. Dine zarar olmasın, ne olursa olsun biz Osmanlı'nın ayakta kalmasını din namına istiyoruz. Bir ciheti halife Müslümanları ayakta tutuyor, bir ciheti sultan idareye ayakta tutuyor, padişah. İdareye bakan yönü var, sadrazamla saltanat. Müslümanların ibadetine, faziletine veya dinle münasebetine bakan yönü var. Orada Şeyhül İslam, hilafet. Bu zat baştan gidince iki tarafta sallanıyor. 600 yıl insanlar buna alışmış. Babadan oğula geçen bir sisteme alışmış. Saltanata, padişahlığa alışmış. Alışkanlığın terk edilmesi zordur. Birden ellerinden gidince ortada kalacaklarını düşünüyorlar. Üstad onlara cevap veriyor. Yani niçin itiraz ediyorsunuz? Dine zarar gelir diye korkuyoruz. Dine zarar gelmez. İslamiyet güneş gibidir. Üflemekle sönmez. Gündüz gibidir. Göz yummakla gece olmaz. Gözünü kapayan yalnız kendine gece yapar. Gece endişeli. Bu dini muhafaza Allah. O indirmiş. O hıfızı himaye altına almıştır. Bu dini söndürmek isteyenlerin kendileri sönmüşlerdir. Güneşe üfleyerek güneşi söndürebilir miyiz? Niye bu mücadeleyi veriyoruz? Bu yücelen, bu gelişen dinin, değil mi? Bu gelişmesinde ve talim ve terakkisinde bizim de bir payımız olsun. Huzur ilahiye gidiyoruz. Mesele bu yani. Ey hürriyet işleri, öyle müthiş ve fakat güzel ve müjdeli bir sadayla çağırıyorsun ki benim gibi bir bedeviyi tabakatı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Bakın şimdi nasıl hitap ediyor. Dehşetli dediği ortalık karmakarışık. İhtilal olmuş. Veli Sultan masum padişah gitmiş. Abdülhamit Han cennet mekan. Yerine onun muhalifleri gelmiş, yeni bir sistem kuruyorlar. Bu sistemin de ne olacağı bellisiz. Hürriyet aleyhinde öyle propagandalar yapılıyor ki milletin üzerine ölü toprağa serpilmiş. Bu hürriyet bizi ne yapar? Mahveder diye düşünüyorlar. Üstad da tamamen tersi Bediüzzamanlığını gösteriyor. 600 yıllık devam eden sistemin artık çıkmaza girdiğini, Cenab-ı Hakk'ın dünyada bu sistemi değiştireceğini ifade ediyor. Allah'ın muradı şahsa bağlı sistemler değildir. Şahsı maneviye bağlı, cemaat ruhuna bağlı, daha doğrusu fikri birlik ve beraberliktir. Murad-ı ilahi budur. Benim gibi bedeviyi tabakatı gaflet altında yatmışken uyandırıyorsun. Sen olmasaydın ben de umum millet zindan esarette kalacaktık. Bak bak bak. Sen olmasaydın. Esaret zindanı. Esaret deyince maddi ve manevi olarak düşüneceğiz. Yani hürriyetle idare edilmeyen devletlerin, milletlerin haline bakın. Hem de ne esarette kalmışlar. Şimdi biz İslam aleminin, her zaman biz şunu söylüyoruz. İslam aleminin 70 yıl öncesindeyiz biz millet olarak. Suriye'ye giden arkadaşlar var içimizde. Irak'a giden arkadaşlarımız var. Libya'ya giden iş yapan insanlarımız var. Öbür taraftan işte Hindistan'a, Pakistan'a neyse gidenler var. Oradaki Müslümanlar, yaşayan insanları görüyorlar. Bizim 70 yıl evvelimizi yaşıyorlar diyorlar. Avrupa'da bizim 70 yıl sonramızı yaşıyor. Peki nedir buradaki sebep? Hürriyetlerin, hürriyetlerle istatların önünün açılması, insanların yeteneklerinin ortaya konulmasıdır. Bakın bizde hürriyetin bir kısmı var. Tamamen hürriyetimizi yaşayamamamızla beraber. Yani işte kaç yıldır gir o da ne halle ne müşkilatlarla bu noktalara geldik. Buna rağmen İslam aleminin yıldızıyız. Ekonomimiz çok güzel. Anlatabildim mi? Fabrikalarımız var. 70 yıl sonrasını yani şeyin ilerisini yaşıyoruz. Din noktasında da hamdolsun en güzel İslamiyet bizim memleketimizde yaşanıyor. İslam alemin hali ortada. Bir iğne imal etmekten acizler.
Bir fabrikaları yok. Para güç değildir, ekonomi güçtür. Eğer para güç olsa Araplar dünyanın hakimi olur. En fazla para onlarda. Sanayisi olan devletler güçlüdür. Ekonomisi güçlü olan devletler dünyaya hükmediyorlar. Bakın. Şimdi bu noktada onlarda hürriyetin olmaması maddeten onları perişan ettiği gibi manen de Risale-i Nur daha onlara yeni selam verdi. Suriye'ye Risale-i Nur yeni giriyor. Libya'ya yeni giriyor. Suudi Arabistan'a yeni giriyor arkadaşlar. Neden? Başlarındaki insanlar benim gibi düşüneceksin, benim gibi yaşayacaksın, benim gibi olacaksın mantığıyla insanın yetenek istatlarını baskı altına almışlar. Serbest bırakmamışlar. Avrupa'da medreseler var. Avrupa'da camiler var. Amerika'da Bediüzzaman Said Nursi kürsüleri var. Hristiyan ülkesine giriyor. Oradaki insanlar istifade etmeye çalışıyor. Peki Risale-i Nur Hristiyan alemine mi yakışır, İslam alemine mi yakışır? Niye biz geciktik? Yeni yeni kapıları açıyoruz. Onlar niye kabullendi de işlerini alıyorlar? Tek mesele Allah'ın da insanlığa bütün mahlukata bahşettiği, tev'em dediği, ikiz olarak nasip ettiği hürriyete müdahalelerdir. Allah bir mahluku yarattı mı hürriyetiyle beraber yaratıyor. İkiz olarak. Sen olmasaydın ben ve umum millet zindan esarette kalacaktık. Seni ömrü ebedi ile tebşir ediyorum. Tabi demokrasiler oldu mu, hürriyetler oldu mu orada bilimsel gerçekler ortaya çıkıyor. İlme istinad ediliyor. Doğrular bulunmaya çalışıyor. Hukuk, adalet mefhum işin içerisine giriyor. Bir şahıs ne kadar mükemmel olursa olsun yalnız başına bir milleti idare etmekte kifayetli olamaz. Ama şahsı manevinin gücü her zaman şahsın gücünden üstündür. Bakın bu fıtratta da böyledir. Mesela dinozorların nesli tükenmiş. Şahsa bağlı güçlü mahluklar olduğundan dolayı kendilerine güveniyorlar. Allah onları silmiş sahayı vücuttan götürmüş. Balinaları korumaya almayı düşünüyor insanlar. Hamsileri düşünmüyorlar. Niye? Balinalar güçlü, kuvvetli, kendine güvenleri var. Allah bitirir onların işini. Ama cemaatleşenler kendine güvenmeyip bir araya gidip topluluk oluşturanların şahsı manevisi güçlüdür. Onlar varlıklarını devam ettirir. Çınarları korumaya alıyorlar. Anıt ağaçlar şimdi bak. Kitaplar yazılıyor. Yoncaları korumaya alan yok. Garibandır onlar. Dünya zalimlerin değil. Dünya güçlülerin değil. Dünya esasında garibanların dünyasıdır. Dünya bir araya gelen muavenet gösterenlerin dünyasıdır. Muavenet de yardımlaşma da aziyetten gelir. Zayıflar bir araya gelir yardımcı olurlar birbirlerine. Bak insanlardan da örnek verelim. Bugün dünyayı idare eden o eski insanlar nereye gitti? O krallar, o sultanlar haklarını raiyet olarak, haklarını toplum olarak düşünüp değil mi? Katliamdan geçiren o zalim krallar hep gitti. Eğer dünya güçlülerin dünyası olsaydı onlar varlıklarını hala devam ettirmeleri lazımdı. Bugün onların yerlerinde onların insan yerine koymayıp katliamdan geçirdiği raiyetler hürriyette de gelmiş oturuyorlar onların makamlarında. İşte Hollanda. Kral var mı Hollanda'da? Var. Esamesi okunuyor mu? Yok. İngiltere'de kral var ama kim dinliyor? Kim oturuyor onların yerinde? Cemaat ruhuyla bir araya gelip hürriyetten istifade edip Allah'ın gariban kulları dünyayı onlar idare ediyor. Dolayısıyla Osmanlı'nın adil, şefkatli, değil mi? Ve muhabbetli hukuk sisteminin dayanamadığı hürriyet hareketlerine hiçbir zalim dayanamaz. Ya iradeleriyle halklarına terk edecekler veya Allah onların ellerini çektirecektir. Bak bizim ecdadımız gördü istikbali, değil mi? Kendi elleriyle meşrutiyet ilan etti ve gittiler. Beş gurbet elde beş parasız padişah Sultan Vahdettin. Vefat etmiş, kasaba borcu var, bakkala borcu, adamlar cesedini vermediler Avrupalılar. İşte vatanın dostu böyle olur. Ama öbür taraftan terk edip de dünya bankalarına paralarını götüren devlet adamlarını da biliyoruz. Hem de bunlar Müslüman. Eğer aynul hayat şeriatı menbai hayat yapsan, hürriyeti bir ilave ile ikmal ediyor. Hürriyet ile güdümlü olması lazım. Mutlak hürriyet üstadımız diyor, mutlak hürriyet bizim dağ komşumuzun hayvanında da daha mevcuttur. O manada hürriyete hürriyet demiyoruz. Hürriyet bizde yarısı, %50'si, yarısı da başkasının hukukuna zarar,
hakkına zarar vermemektir. Şimdi dolayısıyla hürriyet tahditlenecek. Hürriyeti kim tahdit edebilir? Ha, eğer şeriatla bu hürriyet tahditlenirse o hürriyet mükemmel hürriyet oluyor. Herkes ondan istifade eder. Şeriatın tayin ve tarif ettiği hürriyette hayvanın da hakkı vardır. Nebatatın da hakkı vardır değil mi? Hristiyanın da hakkı vardır. Her mahlukun hakkı vardır. Deveye atacağımız yük bellidir şeriatta. Affedersiniz. Ya, ata yükleme standardı mevcuttur. Çile çektiremezsin, işkence yapamazsın, fazla yük atamazsın. Karıncayı tepeleyem, onun da hukuku var, onun da yaşamaya hakkı var. İşte şeriatın tarif ettiği hürriyet, herkese hürriyettir, mükemmel hürriyettir. Başkalarının tarif ettiği hürriyet, güçlülerin hürriyetidir. Kuvvetlerin hürriyetidir. O hürriyeti zafiyete uğratır, zulüm alet haline getirebilir. Eğer aynul hayat, şeriatı menbay hayat yapsan, o cennette ne şu nema bulsan, bu milletin manzumenin de eski zamana nispeten 1000 derece terakki edeceğini müjde veriyorum. Ama bu imkan hasıl olmadığından dolayı terakki gecikmeli olarak geldi. Eğer bu hürriyet İslamiyet'le şuurlansaydı veya İslamiyet suyuyla beslenseydi, o hürriyetler sayesinde insanlık öyle bir noktaya gelecekti ki ve bizim neslimiz öyle bir noktaya gelecekti ki dünyada yine varlığımızı diyeyim en güzel şekilde sürdürebilecektik. Ama bu imkan hasıl olmadığından dolayı bu hürriyeti bazıları aleyhte kullandılar veya kirlettiler. Eğer hakkıyla seni rehber etse, varaz-ı şahsi ve fikri intikam ile sizi lekadar etmezse, bu şartla. Ya Rab, ne saadetli bir kıyamet. Allah Allah. Osmanlı'nın sonuna diyor ya. Saltanat gibi herkes perişan. Halimiz ne olacak? Evet bir kıyamet kopuyor. Kıyamet olmazsa haşir olmaz. Haşir kıyametten sonra olur. Bak getirdi buraya, üstadımız bağladı meseleyi. Her ölüm bir doğumun habercisidir. Toprakta çekirdek kendinden vazgeçmese, çürümese sümbül hayatına çıkabilir mi? Ağaç hayatına intikal edebilir mi? Edemez. Üçgen üçgen kaldığı müddetçe dörtgen olamaz. Üçgenliğinden vazgeçme mecburiyetindedir. Yumurta yumurtalığına güvendikçe menemen olur ancak. Soframıza gelir. Ama yumurtalığından vazgeç tavuğun altında kendini feda etse civciv olur, neslini devam ettirir. Bakın şimdi. Ne diyor üstadımız? Ne buyurdu? Ne saadetli bir kıyamet. Herkesin korkup ürktüğü olaya nasıl? Bediüzzaman ya. Bir manevra yapıyor. İnsanları ümit veriyor. Yeisten kurtarıyor. Korkmayın. Bir kıyamet kopuyor. Arkadan bir haşir gelecek. Bu ülkenin dumanları içinde, küller içinde öyle bir nimet Allah bize nasip edecek ki Osmanlı'nın yapmadığı ülke yapacak diyor üstadımız. Merak etmeyin, bekleyin. Ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşirdir ki. Allah Allah. Bir haşir, hürriyet doğuyor. Vel ba'su ba'del mevt. Hakikatinin küçük bir misalini bu zaman bize tasvir ediyor. Öldükten sonra dirilmeye inanıyoruz ya. Ha buna da inanın, korkmayın. Biri ölürken birileri dirilecektir. Allah'ın sünnetullah kanunu bunu icap ettiriyor. Osmanlı'nın gidişatına bu açıdan bakan Bediüzzaman, böyle değerlendiren Bediüzzaman'ın tüm eserlerine bakan bir nur talebesi, İslam alemindeki bu olayları menfi yorumlayamaz. Niye? Onlar gidecek. Miadını doldurmuşlar. Kim vesile olursa olsun, zahire bakmayın, işin hakikatine bakın. Zahirde zulüm olur, sıkıntılar, ızdıraplar olur. Şu Allah bir şeyin bedelini almadan vermez. Allah'ın kanunu böyledir. Bedel ister bazı şeyler. O bedel alınacaktır. Halklar rahatlayacaktır. Ama benim şahsi kanaatim derken ya Risale'den aldığım fikir ve düşünce şu ki Üstad Hazretlerinin de yani ifadesine binaen Cenab-ı Hak yani kader noktasında Yahudilerin herhalde etrafını kazıyor yani. Bunların bu insanlığa yaptığı mezalim artık ayyuka çıktı. Bakın dünyada silah şirketleri bunlara bağlı. İlaç şirketleri bunlara bağlı. O uyuşturucu merkezlerini bunlar işletiyor. Bankalar, medya, film şirketleri bunların elinde. Her tarafa dağılmışlar. Üstadımızın nazara verdiği, yani o zillette meskenet biraz çekecekler ayet-i kerimesini izah ederken, yani orada toprak sahibi olmalarının din hissinden geldiğinden dolayı bir derece bu hüküm alınlarından
hayatlarından alınmış diyor. Yahudiler hubbu dünya ve yaşama hırsı devam ettiği müddetçe orada çok hırslı bir millettir. Cenab-ı Hak zillet ve meskene tokadını devamlı onların hayatlarında gösterecek. Hep öyle olmuş. Bunları katliamdan geçirmeyen bir millet, bir halk yok. Telef etmişler herkes. En son Hitler çoğunu katliamdan geçirdi. Ama Filistin meselesindeki muvaffakiyetleri, yani o zillette meskenet darbesi yeme hükmü şarta bağlı. Orada olmaları hayat sevgisi, menfaat hırsı için değildir. Hayat sevgisi, menfaat hırsı çölün ortasında onları ızdıraplı hayata talim ettirmez. Bunların varlıkları, güçleri Rusya'da, Moskova'da, Washington'da, Londra'da yaşıyorlar. Oradaki de zavallı gariban maaşla yaşayan Yahudiler. O devlet ayakta tutmak için. Zavallı perişanları orada. Ta orada durun. Onların yani peygamberlerinin, Beni İsrail'den gelen peygamberlerin çoğunun doğma yeri, yaşama yeri ve vefat yeri, dinlerini yerleştirme yeri ora olduğu, o merkez olduğundan dolayı o yerler onlar için arz-ı mev'ud dedikleri kutsal topraklarıdır. Orada olmaları dünya muhabbeti değil, din muhabbetinden, din ilgisinden kaynaklanan bir niyet olduğu için muhakkaten o sikke, o darbe hayatlarından alınmış diyor. Ama bu ila nihaya devam etmeyecek. Bunların zulmü, çünkü Allah zulmü devam ettirmez. Küfür imtihan için devam eder. Bu zulüm bitecek. İşte bu İslam aleminin başındaki bu problemli insanlar gittikten sonra halkın seçtiği idareciler hakikati hali bilecekler ve bir şekilde murad-ı ilahi de o anlamda tahakkuk edecektir. Biz bunun müjdeli haberlerini şu anda seyrediyoruz. Bakın İsrail devlet idarecileri mevcut adamların ayakta kalmasını istiyor. İstemiyor bunlar gitsin. Halklarla ters düşüyor. Onların çünkü orada olmaları onların işine de yarıyor. Ya Rab, ne saadetli bir kıyamet ve ne güzel bir haşirdir ki vel ba'su ba'del mevt hakikatının küçük bir misalini bu zaman bize tasvir ediyor şöyle ki: Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde medfun olan medeniyeti kadime hayata başlamış. Allah insanları nerede yaratmış, nerede halk etmişse peygamberlerle aleyhisselam onlara iki cihetin, iki kanadın kadim medeniyetini nasip etmiş. Murat. Allah'ın muradında bir medeniyet var. Nedir o? Hem dini hem de dünyevi. Yani şu, mesela Cenab-ı Hakk'ın yarattığı insanlarda kastettiği muratlar, Esma-i İlahiye'nin neyidir? İnkişafı ve nüksetmesidir. Maddi ve manevi. Şimdi bakın internetlere girdik. Uzay gemilerine biniyorlar. Semayı tarassut ediyorlar. Hayvanları kolonlama noktasına gelmişler. Bak fen nerelere gelmiş. Bu bir murad-ı ilahidir. Bu Allah'ın insanların yapısına, fıtratına koyduğu komprime meselelerdir. Allah bunu açacak. Kimin eliyle olursa olsun. Bu bir açılımdır. Esma-i İlahiye'nin en ince noktalarının insanlar canibinden tezahürüdür bu. Burada din meselesi ikinci sırada gelir. Kim yaparsa yapsın, maddi anlamdaki bütün inkişaf ve gelişmeler insandan çıktığına göre insanı motive eden, insanı kuran, değil mi? Ona o CD'yi yerleştiren bir Cenab-ı Hak var. O çekirdekten alıyor bunları, çıkarıyor. Bu çıkarmalar, işte bu gelişmeler fennin veya teknolojinin veya bu anlamda medeniyetin bu anlamdaki gelişmeleri peygamberlerin aleyhisselam başlattığı o çekirdeklerin ağaç haline gelmesi, daha mükemmel anlamda daha teferruatlı kısımlarının da açılımı demektir. Bir cihetten baktığımızda bir murad-ı ilahi budur. Allah insandan bunu murad etmiş. Onlar olacak. Hatta diyor üstadımız, Cenab-ı Hak insana taktığı anahtarların öyleleri var ki kesetin en nihai noktalarını açar, içerisinde boğulur diyor. İşte kromozomları inceliyorlar. İnternetlere kadar geldiler. Yani adeta kıyamet kopmadan bilim, fen son kemal noktasına daha gelecek. Çok da bir şey kalmadı. Bunlar olacak inşallah. Önemli olan bu olanlar içerisinde Rabbimize münasebeti bozmama, inanç ve itikat noktasında da ince açılımlara girmektir. Fakat onu Allah başkalarına nasip ediyor. Keşke ikisi bir arada olsaydı. Bir kısmını Hristiyanlara, diğeri de bizlere nasip oluyor. Bak Risale-i Nur, Kur'an'ın
maneviyat noktasında bu asrın idrakine en güzel cevaptır. Bu da bir açılımdır. Bu da bir Allah'ın muradıdır. Kur'an-ı Kerim'in bu ince hassas noktada Risale-i Nur'la insanlara nasip olduğu gibi fıtratın o ince kanunları da diğerlerince aleme nasip oluyor, insanlığın hizmetine sunuluyor. Fakat üstadımız bir müjdeden bahsediyor. Dinin hakikatiyle fennin hikmetleri bir araya gelecek. Bugün Hristiyanlığın terakkisinin sebebi şu medeniyetin ona destek ve kuvvet vermesinden kaynaklanıyor diyor. Ama yarın hüküm değişince, ya kaziye değişince hüküm de değişecek. Yarın bu medeniyet bu imkanlarıyla şu dine hizmet ederse İslamiyet'e inşallah bu insanlık Allah'ın muradıyla bir müddet kıyametten evvel adaletli, huzurlu, saadetli bir zamanı yaşayıp yakalayacaktır inşallah. Buna zerre kadar tereddüt olmamalı. Çünkü Üstad Hazretleri İslamiyet'in inkişafını engelleyen 8 önemli maniyi anlatırken dördü bizde, dördü Avrupalılarda bu 8 önemli sebebi ve dehşetli maniyi def eden 3 hikmetten bahsediyor. 3 sebep, 3 mesele var ki bu 8 tane maniyi kaldırıp insanlığın hakikatle buluşmasına, insanlığın adaletle yaşamasına yol açacaktır diyor. 1. Toplumda meyli tarihi hakikat. İnsanla da hakikat araştırma meyli. Önünde kimse duramaz. 2. Hubb-ı insaniyet, insan sevgisi, insanı merkeze alma, insanı esas alma. 3. İnsafla meselelere yaklaşma. 3'ü de insanlıkta var. Gelişiyor bunlar. Bu 3 mesele bir araya geldiğinde insanlığın üzerindeki gubarlar, tozlar kalkacak. O medeniyetin güzellikleri, İslamiyet'in güzelliği hakikatiyle bir araya geldiğinde tüm insanlık bundan istifade edecektir inşallah. Onu bekliyoruz. Emareler zaten görünüyorlar. Demek Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde medful olan medeniyeti kadimi hayata başlamış. İşte Endülüs bütün insanlığa medeniyet oradan geldi. Osmanlı ecdadımız hem dünyaya çalıştı, hem ukbaya çalıştı, hem dünyaya çalıştı, saltanatını sürdü. İnsanları idare noktasında sultan olarak idare ettiler. Hem ahiretine çalıştı, halife olarak bütün Müslümanların lideri oldular. Öyle olduk değil mi? Emeviler öyle. Abbasiler öyle. Selçuklular, Osmanlılar hep böyle geldi. Yani dinle dünyayı beraber yaşattığımız müddetçe ikisinin de sultan olduk. Hilafet noktasında Müslümanları temsil ettik. Saltanat noktasında insanları temsil ettik. Fakat Osmanlı'nın sonunda, Kanuni'den sonra dengeler değişti. Çalışmayı bıraktık. Sanayi devrimini yakalayamadık. Atalete düştük. Bu defa çalışmayı onlar aldı. Din bizde kaldı. Namazımız, orucumuz, abdestimiz tamam. Çalışmayı terk ettiğimizden dolayı Allah hilafeti, idareyi çalışmanın üzerine bina etmiştir. Bugün dünyayı kim idare ediyor? Ecnebiler. Niye? Çalışıyorlar. Bak biz terk ettik, idare elimizden gitti. Bak din kifayet etmiyor. Ya çalışmak da lazım. Sağ el sol elden güçlüdür. Neden? Sağ olduğu için mi? He? Hayır. Çalıştığı için. Solunu kullanan da solu sağından üstündür. Niye? Çalıştığı için. Cenab-ı Hak demiyor sen solsun çalışsan da ben seni mağlup ederim. Sünnet-i Allah kanununa muhaliftir bu. Kim çalışsa Allah ona veriyor. Leyse lil insan illa masa. İnsan için çalışmasından başka bir şey yok. El kâsib habibullah. Allah çalışanı sever. Zakkum bile sebat etse zehir kaynağı olmakla beraber Allah semeresini verdiriyor. Şimdi sebat eden galebe eder. Muvaffak olur. İşte o medeniyeti Cenab-ı Hak tekrar inkişaf ettirecek bu asrın idrakine, bu asrın anlayışına uygun şekilde. Murad-ı ilahi bu. Bu tahakkuk edecek diyor. Asya'nın ve Rumeli'nin köşelerinde medfun olan medeniyeti kadimi hayata başlamış. Menfaatını mazarrat-ı umumiyede arayan, kendi varlığını, menfaatını, gücünü halklarının veya idare edilen insanların zararında arayan, ondan zarara gitsin benim menfaatim önemli olan, önemlidir diyenler, önemli olduğunu iddia edenler onları nazara veriyor ve istibdada arzu edenler ya leyteni küntü türaba demeye başladılar. Keşke ölseydik bu günleri görmeseydik. Şimdi diyorlar. Sultan Abdülhamid Han'ı çektik mi cennet mekan?
etrafındaki insanlar menfaatperest. Üstad bunu nazara veriyor. Muavini kayıtsız, köpekleri değersiz olan insanlar diyor. Onları öyle tarif ediyor. Abdülhamid Han iyi, mükemmel dahi olsa muavini kayıtsız, yani yardımcıları da değersiz, affedersiniz. Köpek tabirini orada kullanıyor. Yalnız başına veli bile olsa Osmanlı idare etmekte takati kifayet etmedi. Etrafındaki insanlar onun gibi düşünmüyor çünkü. Başkasının ekmeğine yağ sürmeye çalışıyor. 33 yıl kırık sandalyede oturmasını bilmiş maharetiyle. Ancak o kadar idare edebilmiş. Ve dolayısıyla mecburen istibdat uygulamıştı üstad. Mecbur kaldığı istibdat. Yalnız başına ürkek bir insan, koca Osmanlı Devleti etrafına güvenmiyor. Hafiye teşkilatını mecburen kurmuş. Şimdi ona da nazara verecek muazzez üstadımız. Demek ki kendi menfaatini mazaret ummiyede arayan ve istibdadı arzu edenler ya leyteni küntü türaba demeye başladılar. Allah baştan aldı mı kralları, sultanları, sıra ağalara da gelecek. Bak dedik ya, yani kudreti ilahiye sallıyor bu alemi. Kaderin muradını ortaya koyacak. Kaderde ne vardır? Allah'ın muradı şahsı manevidir, adalettir, hukuktur. Şahsın gücü değildir. Güçlü olanın hakim etmiyor Allah. Haklı olanı hakim edecek. Haklılık da bilimseldir, ilmidir, şahsı manevinin gücüdür, yardımlaşmadır. Hukuktur yani. Şimdi bizim ecdadımız toprakları niye fethetti? Yani İslamiyet'i yaymak için mi? Yani Hristiyan bir komşun var. Şimdi kapısını çalsan diye Müslüman yoksa kapını kırarım diyebilir misiniz? Yani ecdadımız şöyle mi dedi? Müslüman yoksa toprağınızı gelir alırım. Kapı komşuyla devlet komşusunun ne farkı var? Din yaymak için adam toprağı elinden alınır mı? Malına mülküne el konulur mu? Bu zulümdür. Peygamber Efendimiz'i tanınmayan hak ecdadımıza mı tanınacak haşa? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çağırıyor müşrikler, gel. Ayı ikiye parçala sana iman edeyim. Ve şakkal kamer ayet-i kerime de ayı ikiye parçalıyor. Ne diyorlar peki bu müşrikler? Yetim Ebu Talib'in sihri semayı da tuttu. Sihir dediler. Peki Resul-i Kibir dedi mi ki vay hainler, beni aldattınız, ben de size beddua edeceğim. Bak demiyor, demiyor. Siz bilin diyor, ister iman edin, ister etmeyin. Benim vazifem budur. İşte düşünce hürriyeti, işte fikir hürriyeti, işte düşünceni ifade etme hürriyeti. Peygamber'e vermemiş Cenab-ı Hak zoraki İslamiyet'i kabul ettirme meselesini. Ecdadımız bunu kullanacak. Niye gitmişler? Zulmü engellemek için. Zulmü Allah keser, zulmü devam ettirmez. İsyanı durdurmak için. Hristiyanlar ibadet etmekten de mahrum. Baştakiler zulmediyorlar. Zulmü engellemek için gitmiş, onlara yardımcı olmuş. Dinini güzel yaşadığından dolayı albenisi var. Öyle tebliğ etmiş. Hristiyanların bir hanımın olsa bir üstad seveceksin diyor. Şimdi nasıl olacak peki? Hanımına müdahale edemiyorsun. Hristiyan olmak için nikahın altında Hristiyan olarak kalıyor. Devletin gidip de toprağını alıp Müslüman ol, yoksa toprağını vermem demek zulümdür. Böyle bir şey olmamış yani. Eğer ecdadımız sadece dini yaymak için, dini kabul ettirmek toprak almış olsaydı, Sultan Muhammed Fatih Han İstanbul'u fethettikten sonra, şurada Kariye'de bir şey var, kilise var. Fetihten sonra yapılmıştır. Hem İstanbul İslamiyet'i yaymak için al, hem de fetihten sonra müracaat eden Hristiyan ahalinin ibadetini ikmal etmeleri için, temin etmeleri için arazi ver, kilise yaptır. Terslik oluyor burada, olmuyor yani. Fikirlerimizi tekrar bence gözden geçirmemiz lazım. Zaten Osmanlı bu sayede o kadar milleti bir arada bulundurmuş. Hukuk demiş, adalet demiş, eşitlik demiş, fikir hürriyeti demiş. Bak, tasarrufu altında Hristiyanlar rahatlıkla yaşamışlar, ibadetlerini bile onların sayesinde rahatlıkla yapmışlar. Şu Bulgaristan'da zulüm olmuş. Bulgar köylülerini, Bulgar askerleri basıyor. Adamlar hasatlarını alıp gidiyorlar. Osmanlı tarihinde olan bir vaka. Bulgar köylüleri kendi askerlerinden zulüm görüyorlar. Düşünebiliyor musunuz? En yakın Osmanlı paşasını bilgilendiriyor. Biz böyle bir mezalimin içindeyiz. Yardımcı ol. Paşa da yukarıya durumu bildiriyor. Yukarıdan talimat geliyor. Bulgar leşkerleri korkak ademlerdir. Onlar için Yeniçeri göndermek fuzuli ve israftır. Bir kısım Yeniçeri bir serisi gönderin. Köylüler giysin, gezsin kafidir. Bu kadar. Elbise gönderiyor adam yerine.
köylüler elbiseyi giyip gezince Bulgar askerleri Osmanlı bunlara Yeniçeri göndermiş diye semtlerine daha uğramıyorlar. Demek ki istibdada arzulayanlar, şahsi ağırlığını, gücünü, tahakkümünü sürdürmek isteyenler, ya leyteni kuntu turaba, o kafirlerin, hayvanların cesetlerinin helak olduğunu gördüğünde, ya Rab biz insanlığın hakkını veremedik, keşke affedersiniz hayvan olsaydık. Yani sizin için söylüyorum, affedersiniz ya. Bu günleri görmesi kafirlerin ifadesi bu. Keşke biz de helak etseydin ya Rab. İnsanlığın hakkını ifade edemedik sana karşı. Üstad bu ayeti getirmiş, istibdada arzu edenler diyor. Cenab-ı Hak baştan kralları aldı mı? Gitti değil mi krallar arkadaşlar? Ha, köyde ağa kaldı mı köylerde ağalar? Onlar da gitti. Medresede müderrisler hemen hemen. Tekke ve zavide şeyhler az kaldı. Askerde paşalar. Şeyde memur, beyler şöyle idarede devlet idarede beyler bak gidiyor. Hep vatandaşa hürmet, ilgi, alaka gelmeye başladı. Sıra evdeki babalara geldi. Ya güçlü olan baba, yani tahakküm eden baba gidecek. Çocukla, evle meşveret mecburiyeti getiriyor. Zaten dinimizde de meşveret emrediliyor. Bak sistem nereye götürüyor abi? Kim buna dayanabilir? Yukarıdan başlayan o yıkım, ya daha doğrusu deprem ta aşağı doğru geliyor. Yani. Onun için meşrutiyete itiraz etmişler beyler, paşalar, ağalar, müderrisler, meşayihler, kendilerine sıraların geleceğini bilmişler. Eskiden hocam eti senin kemiği benim diyorduk değil mi? Çocuğu teslim ediyorduk. Şimdi bana öyle bir öğretmen gösterebilir misiniz? Adam gelsin çocuğun teslim etsin, eti senin kemiği benim desin. Hocam burada işte profesör. Ne diyor şimdi veli? Hocam çocuğu sınıfta bırak kulağını çekme diyor. Karışma çocuğa. Dokundurtmuyor. Evden internete çocuğun sınıfta, koridorda hocayla münasebetini seyrediyor artık. Üstad da beyat-ı kerimeye nazara veriyor. Adalet tam uygulamak istiyor musunuz? Alem etraf erbasıyla görmeye çalışın. İnternet işte. Daha ondan iyi ne olsun? Ya evliye olacağız ve internet kullanacağız. Yeni hükümeti meşrutağımız, bak kabulleniyor. Yeni hükümeti meşrutağımız, üstad kabulleniyor, benimsiyor. Mucize gibi doğduğu için, Allah Allah. Koca Osmanlı'nın gidip de böyle bir sistemin devreye girmesi hakikaten mucize. Doğduğu için inşallah bir seneye kadar. Nükellimu men kâne fil mehdi sabiyya. Allah Allah. İsa Aleyhisselam kundakta bebekken konuştu beşikte. Çocuk konuşur mu? Mucize olursa konuşur. Mucize gibi doğuyor ya, mucize gibi. İsa Aleyhisselam olayı getirip buraya bağlıyor. Hiç merak etme, ihtiyarlayan giden 600 yıllık devam eden Osmanlı'nın yapamadığını, bu mucize hükümet, bu çocuk yapacak diyor üstadımız. Beşikte konuşacak. Bir seneye yakın. İşte bakın ta Amerika'ya gitti Risale-i Nur hizmetleri. Moskova'dan Nur talebeler, Müslümanların sesi geliyor. Dünyanın her tarafına yayıldı. Bizim internet sitemiz var arkadaşlar. Gelen cevabı mektupları bazen bize mailleri okuyorlar. Çok şaşırırız. Maşallah yani bu sayede adamların ta kalplerine, masalarına kadar giriyoruz. Kılıçla buralara giremezdik biz. Ama kalemle giriyoruz. Allah imkanı da bu anlamda nasip ediyor. Eğer Allah'ın muradı İslamiyet'i dünyaya işittirmek, duyurmak, insanları hakikatle bir araya getirmekse zeminini hazırlıyor. Nasıl ki diyor üstadımız Cenab-ı Hak, maddi ve manevi nuru beraber verdi. Risale-i Nur'u verince maddi elektriği de veriyor.